Perfect. Bütün videonla mısın? Bakacağız. Ben kaldım. Merhaba Eylem Plan takipçileri. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bir yetmedi, iki yetmedi. Hep beraber girdik bu sefer. Başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Kernel Coffee'deyiz bugün. Çok önemli bizim evet, için. Bunu artık yani. Vurgulamak istiyorum. Var mı demek istediğim bir şey? Çok önemli. Sen niye paylaşılmadı YouTube videosu? Paylaşıyoruz. Üç videodur buradayım. Yani. Mustafa halen gönlünü alamadım. Üçüncü video şaklabanlıklarımız daha güzel. Ama ilk defa paylaşılıyoruz. Teşekkürler. Bugünkü videomuzda da bir demleme şampiyonası için kahve nasıl seçilir, nelere dikkat edilir onları konuşalım istedim. Uygun mudur? Olur. Ben dayak mı yiyeceğim acaba? Haberim yok. Ben hiç konuşmak istemiyorum. İlk sorumla başlıyorum arkadaşlar. Şampiyonaya birkaç hafta kaldı. Bir yarışmaya hazırlanırken siz ne arıyorsunuz kahvede? Önce çok genel bir soruyla başlayalım, özelleştirelim. Satacağımız kahveyi nasıl seçiyorsak aslında yarışmada kullanacağımız kahveyi de benzer şekilde seçiyoruz. Sadece fiyat etiketine bakmıyoruz. Çünkü burada bir acaba bu kahveyi satabilir miyim bir endişesi oluyor. Sen ama bakıyorsun biraz galiba. Tabii. Direkt faturalarla ilgili sadece. Fiyatta kendini kısıtlamaya evet. Gerek kalmıyor. Kahveden aldığımız şey olarak, özel olarak aradığın bir şey var mı? Ne sunduğunu bilmen gerekiyor. Bir algı var ya, kahven çok iyi olsun kesin kazanırsın abi. Öyle bir dünya yok. Okay. Öyle bir dünya yok. Jüriye sunacağın kahveyi düzgün bir şekilde anlatabilmen gerekiyor. Kahvem sıcakken şöyle kokuyor, ılıkken şöyle kokuyor, şöyle tadıyor, asitesi böyle. Yani kahvenin mükemmel olmasına gerek yok. Ortalama ya da ortalamanın biraz üzeri bir kahve de olabilir. Yeter ki sen o kahveyi mükemmel bir şekilde anlat. Tabii biz niye mükemmel kahve alıyoruz? Çünkü mükemmel kahvelerde bunlar daha kolay oluyor. Bir parametreyi elemiş oluyorsunuz. Evet, elemiş oluyorsunuz. Ama benim için mesela yarışmada önemli olan şey çekirdeğin aslında hikayesi. Bir önceki seneki yarışmamda kullandığım çekirdeği iki tane kadın üretici yetiştirdiği için ben orada aslında fiyat etiketine bakmadım. Bizimle sattığımız çekirdek fiyatlarını bir kahveye verin. Tabii ki anlamadım ki çekirdek bizim değil mi? Sen Ahmet fiyat etiketine baktı orada. En pahalısı ne? Bir sürü illegal yollara da başvurduk alırken. Hocam avukat değil misin sen? Geçmişe bir şey yazarlar mıydı? İkiniz de aslında etikete bakmam diyorsunuz ama ters anlamlarda söylüyorsunuz. Evet, mesela sen daha pahalıya da çıkabilirim tabii diyorsun. Sen de hikaye daha ben önemli. Beni etkileyecek bir hikayesi olması lazım. Tabii ondan sonraki gelen şeyler tat. Ben seni göremiyorum buradan. Bunun kafasına bakıp duruyorum ya. Ödüldü. O da ödüldü. Ödül mü bu? Tabii benim Afrika'da kazandım. Profil olarak aradın yani ne bileyim. Ben daha asidik parlak şeyler istiyorum. Ben daha yoğun bir kahve istiyorum gibi. Var mı? Bizim için yok. Ya yani benim için yok daha doğrusu. Evet, yarışmayı düşündüğüm bir tane kahve var. Normal şartlarda sevdiğim bir kahve ama hani günde en maksimum bir bardak içebileceğim yoğun ağır bir kahve ama yarışma için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Kaliteli ve tadım notlarını verebilecek bir kahve. Sorduğum buydu aslında. Tamam. Sen benim için de aynı Ahmet gibi düşünüyorum ben de. Hani maksimum günde bir ya da iki bardak içebilirim ondan. Ama yarışma için etsem bir kahve olduğunu düşünüyorum. Bunu günde 5 bardak içmek istesen ölürsün. Yorulursun. Evet. Maliyet de biraz. Bakmıyorduk hani falan. Abi içerken bakıyoruz. Açıklamak ister misiniz isimlerini? Ahmet açıklasın. Ahmet açık. Ne abone ol diyeceğiz bu hafta. Gökhan evet, bir kadın söyle. Kadın Gökhan olsun. Gökhan. Gökhan olsun kahve çünkü. Gökhan lütfen abone ol bak gelmiyor insanlar soruyor Gökhan nerede? Evet, evet. Bir tane kadını söyleyecektik daha. Kim diyecektim? Eski sevgilisi. Hayır. Telefonda en çok adı var dedim ki. Abi şey ya. Git hayatımda. Tamam. Ya. Bütün hayriyeler popüler. Abi benim şerimdekilerin hepsinin ismi. Ama yok o da yok benim. Abi, yok abi. Ama Büşra çok. Büşra çok tanıdık. Evet, çok. Büşra gene abone olmamışsın. Büşra gene abone olmamışsın. Büşra gene abone olmamışsın. Hayır, abone ol Büşra. Panama Elida Geisha, Lamastus ailesinin ürettiği. Hikayesinde var mı yine böyle var. Senin için öne çıkan var. Bir şey? Var. 4 jenerasyondur, 1918 yılından beri aslında bu işi yapan bir aile. Ama bizim için bize etkileyen kısım şu, Panama'nın en yüksek yerindeki aynen. Volkan Bauru'nun etekleriyle geçen bir şey. Bunun etkisi de terörü biraz sıkıldın galiba. Sıkılmadım da şeyi düşünüyorum, bu videoda mı, sunum videosunda mı? Ona kaliteli şeyler olması da aynen. Aynen. Ama asıl işleme yöntemi. İşleme yöntemindeki farklı bir yöntemle yapıyorlar.
Ne? Anaerobik yöntemle başlıyor. 6 günlük bir anaerobik işlem süreci var. Ondan sonraki kurutma işlemi çok uzun. Slow dry dediğimiz bir yöntem var. Onların dediği aslında benim ilk defa duyduğum. 30 gün. 30 gün. Yani. O hava şartlarına göre değişiyor aslında. Mesela Endonezya'da 2-3 günde de kuruyor. Etiyopya'da bir haftada oluyor. Yani 2 haftayı çok geçmiyor. Kurutma aşaması dediğim şey aslında. Hani kahvenin içindeki nemin dışarıya atılması. Şimdi burada küflenme riski var. O yüzden bu süreci uzun tutmak aslında biraz riskli. Senin kahven Ahmet? Aynı tarladan geliyor. Bu ailenin 3 tane tarlası var aslında Volkan Baru'da. Mustafa'nınki Elida tarlasından geliyor. Benimki Burro tarlasından geliyor. Yani bu da anaerobik bir kahve. Mustafa'nın kahvesine göre daha yoğun, daha böyle kırmızı meyvemsi. O yüzden dedim hani ben her gün 2 bardak 3 bardak içemem. Çok ağır gelir kahve hani. Keyif kahvesi değil sanırım. Yani böyle eve misafir geliyor. Çok özel bir hani insanlar böyle şaraplarını çıkarır, viskilerini çıkarır. Yani ben sana misafirliğe gelsem. Yok sana abi. Sana ticari artık. Yani özel günü hatıralarda. Yani, kutlamada kendi kahvesini demlese o şampanya olur mesela. Ben demlesem benimki güzel bir kırmızı şarap olur. Gelmek istediğim yere geliyoruz aslında. Şimdi yani biz lafı yedik kendinden söylediğimizde. Kahvelerimizi kim getirdi ülkeye? Mesela yaşam 17 Mart'ta başlayacak ama 1,5 ay, 2 ay önce açıklandı değil mi yaşam şu Şubat başı gibi falan. Aynen, o aşamada çok kısa bir süre vardı. Evet. Tinka Finsaytoga abi. Kendisi 6 ay önce bu kahveleri şeyde İstanbul Kahve Festivali'nde bir tanıtmıştı. Hatta bir şampanya yapmıştı. Evet. Hani daha da vardı evinde. Dedik isterseniz bunlara da katılabilirsiniz. Hatta yeni getirdiği geisha, pakamara, geisha pakamaraları da bize denetmişti. 200'lük yapıyor şimdi. Tamam mı? Hemen dinleyin. Hemen dinleyin. Bir dakika. Bak. Evet abi anlat gelsin. Dedi ki ben hikayeye önem veriyorum şimdi. Şimdi Cup of Excellence dediğimiz bir olay var. Hani bunlar bir gönüllü bir kuruluş aslında. Hani ülke ülke şey yapıyorlar. Kahveleri, çiftçilerin kahvelerini tadıyorlar, skor veriyorlar. Prestijli bir şey ama. Dedi. Evet ve yardımcı oluyorlar. Şimdi aslında hikayeye önem veren bir insanın Cup of Excellence'a gitmesi lazım. Çünkü bizim kullandığımız çekirdeğin tarlası inanılmaz popüler. Yani öyle böyle popüler değil yani. Hiç şaşırmadım nedense. Yani ben fiyat etiketine bakmam diyor ama en pahalısını da alıyor bir dakika, yani. Bir dakika. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Kalite de bir hikayedir arkadaşlar. Ben arkasında gözlük değdim. Öncelikle beni daha ciddiye alamıyorum senin bu saçlarla. Isındım mı? Isındım mı? Lemastus ailesinin hikayesini de biliyorsun Ahmetciğim. Dün o kadar şey yaptık. Tamam kabul etseniz olmasın. Tamam daha güzel bir hikaye ama. Ortamda çıkıyor galiba. Bulaşım kararıyor abi. Adamlar 1918 yılından beri bu işi yapıyor Ahmet. 1918 ne demek? Allah aşkına 100 yıl demek. Harbiden öyle 100 yıldır yani 4 cihazını yapmış abi. Ama bunun için gitmedin diyor sana. Evet. Ya aslında tamam. Evet. Tamam. Yani onları açıklamak lazım. Birincilik istiyorum abi. Ama abi 2 ay kalmış yarışmaya. Yani ben nereden şu an hani onu yapabileyim ben? İkisi de haklı. İkisinin de kendisine kulaklığıdır abi. Yarışmanın... Şimdi geliyor galiba ikinci en zor tarafı. O kahveyi yarışmaya hazır hale getirmek. Birkaç sorun var burada. Birincisi hazır kavrulmuş muydu kahveler size gereken? Kendiniz profil çıkarabildiniz mi? İkinci olarak da tam aradığınız yani hangi yöntemle demliyorum, nasıl demliyorum? Sizde şu an bunu yapabilecek kadar bol kahveniz var mı? Bunu merak ediyorum. Biraz yoğun sorular. Elimize yeter kadar kahve yok. Biz bu kahveleri Togay'ın kendi profilinde denemiştik. Orada deneyip tadına baktık. Ondan sonra elimizde yaklaşık 1 kilo kadar falan yeşil kahve var. Bunlarla ilgili birkaç profil çalıştık. Kaç kilo kahveniz olsa oh rahat rahat hazırlanırız dersiniz? Ya bir çuval olsa böyle bir 60 kilo. Sizde 1 kilo var ama değil mi şu an? Sizde 1 kilo var. Yani 1 kilo kahve demek aslında 850 gram kavrulmuş demek. Bunu zaten 250-300 gramını her türlü yarışma için ayırmak demek. Geriye kalıyor bir yarım kilo. Bu da pratik için aslında çok bir şey. Çünkü hani 10 denemede aslında bitecek bir kahve. Bir ara ciddi düşündük acaba kendi sattığımız, kullandığımız çekirdekle mi girsek? Çünkü ezbere bildiğim çekirdekle girmek daha bizim için avantajlı oluyor. Çünkü ben o kahveyi her gün günde 10 kere demliyorum yani. Bu en başta bahsettiğin şeyi yapmış oluyorsun değil mi aslında? Vaat ettiğin şeyi sunabilmeni sağladı evet. Değil mi? Çok. Tamam şu üçüncülük ödüllerinizi alayım da. O ikincilik yalnız. Ama bunun yarışmasına girmiyorsunuz. Geçen yani bir bölüm çektik üçüncülüğüyle ilgili kupayı göstermemişiz. Sen de kuşla gel anca onunla gelirsin. Kafan çıksın. Sen de gel, yapalım. Aynen sen de bunu al. Güzel hep bak ama. Evet, çok iyi. Bir saniye. Ben bir şey söyleyeyim mi?
mi? Çok merak ettim. Ama bu kadar ağza girme riskine girmenizin sebebi kahveye çok güvenmeniz mi? Tabii. Bu kahveyi içtiğimizde bize vaat ettiği her şeyi alabiliyoruz. Ve fazlasını da vermeyecek potansiyel var aslında. Kahvenin güzel tarafı her değişen şeyde bambaşka da güzel şeyler çıkabiliyor. Evet. Şeyi doğru mu anladım o zaman? Kendiniz kavuracaksınız yarışma için. Yani kendi profilinizle. Evet. Tamam. Yani hazır olan bir profil var mı? Neyse özür dilerim. Ya buraları anlatsan keser zaten. Tamam. Hayır yani geldik. Adam bendim. Evet. Ne diyorduk ki? Hazır bir profilimiz vardı aslında. Sadece onun üzerine biraz oynamalar yaptık. Çünkü çok fazla da oynamak istemedik. Kahve çok az olduğu için. Origami mi ikiniz de yöntemlere karar verdiniz mi? Ahmet origami ile katılacak. Ben Harvey Switch ile katılacağım. Ben Harvey Switch'i sana mı getirdim? Tamam, ama Ahmet kendi için dedi. Yok, sana verdim hayatta ekipmanımı. Yarışmaya sevişle katılıyoruz. Dün buna kesinlikle karar verdim. Şimdi kahve çok güzel bir kahve. Çok özel bir kahve. Şimdi ben çok heyecanlanıyorum. Heyecan iyi de. Hocam öldü heyecan. Ölme. Bir önceki yarışmada da heyecanlandı mesela ilk turda falan hatalar falan çok yaptım. Bu sefer bu kadar özel bir kahveye de yarışabiliyorken benim kendi hata payımı sıkılamak istiyorum. Yani jüri burada bir şey gibi düşünün. 3 tane müşteri gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Ahmet öyle düşünüyor. Ben tamamen profesyonel jüri olarak. Profesyonel de öyle düşünüyorum. Mantıklı da ben jüri gibi düşünüyorum. Tamam. Yani sen origamiyle. Origami de biraz daha kontrolü daha zor bir. Yani biriniz yürek yemiş, biriniz garantici. Evet. Tabii sonra. Ahmet öğretiyor. Ayşe parası öğretiyor. Şimdi o başka bir konu. Evet. Bu yöntemlerde aslında mesela kahvenizin potansiyelinin %100'üne yakın olan kısmını alabiliyorsunuz. Ama bu biraz zor. Mustafa'nın kullandığı yöntemde %100'e yaklaşmak daha zor. Ama atıyorum kahvenizin potansiyeli 100 ise 90'ın altına düşmezsiniz. Benim kullandığım yöntemde 80 ile yapabilirsiniz. 70 ile yapabilirsiniz. Yani her seferinde ortalamada daha yüksek. Evet. Hani daha önceki yarışmalarda elendim falan var mı? Yine elendim diyorum. Geçen gün kuralları okuyordum. Kuralda çok net şu yazıyor. 120 emelin altına veremezsin. Ulan 120 emelin altına nasıl kahve verebiliyorsun sen ya? Hani nasıl kafene gelen müşteriye? Hani 120 emel nedir ya? Allah aşkına şu tatlı yaş 34'te bakalım neymiş 120 emel? Her böyle şey geyini yaptığımızda aslında yarışmada ne kadar çok şeye dikkat edilmesi gerektiğini de anlıyor insanlar. Peki ona nasıl karar verdiniz? Yani neden V60 değil de origami mesela? Öyle evet, sana. Bu ilk yarışmamdan beri böyle aslında. Çünkü benim aklımda hep tek bir düşünce vardı. Mümkün olabildiğince en hızlı demleme. Bunu nasıl yaparım? O zamanlar eğitim dedi. Eğitim için para istedin ben soramadım. Ben yapmadım. Origami var. Anlasın. Kırmağın için dikkat et. Abi üzerine kağıdı niye veriyorsun sen? Yani bu biraz aslında işin teknik kısmı. Ben daha hızlı, daha çok çözmeyi hedefliyorum sürekli ve bununla kafayı takmıştım. Yani kahvemi en ince şekilde öğütüp acılık olmadan nasıl en yüksek çözülmeye ulaşabilirim. Komandantıyı da koyalım da Togay bize sponsor olsun. Zaten yani buradaki her şey Togay. Togay benim de sahibim. Bizi de görmeyelim belki. Baksana bu her şey olur dükkanındaki. Abi gel bekleriz. Gelir birazdan. Kullandığımız filtre de farklıydı. O da çok tıkanma oluyordu. Dur Togay'ın filtrelerini de koyalım. Koy. Ben de masaya çıkacağım. Togay'ın bana nasıl diye çıkacağım. Togay güzel için kafeye geçti. Çünkü ismi söylemeyince Mustafa kızabiliyor. En azı nasıl kahveyi demlerim? Çünkü en yüksek çözünürlüğe bu şekilde ulaşacağımı düşünüyordum. O zamanlar origami yeni çıkmıştı. Hani dünya şampiyonasına yeni denenmişti. Origami'nin olayı aslında altındaki bu tabanındaki delik diğer dripperlara göre daha büyük. Bu da daha hızlı bir akış sağlıyor. Evet, süper. Ama genelde daha genç şey. Bunun da olayı şimdi kağıt filtre ne kadar az yapışırsa aslında kahve o kadar yine daha hızlı geçecek. Çünkü kağıt filtre yapıştığı zaman hava almıyor. Hava almayınca su akışı daha yavaş oluyor. Yani bu aletle aslında ben çok hızlı, yani daha kahvemi bile seçmeden önce demleme aleti hazırdı. O yarışmada da bunu kullandım. Ondan sonra da her gün 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca sürekli her gün bunu kullandığım için aslında. Senin hızlı isteme sebebin ne? İşte bu yöntemle çözünürlük daha yüksek oluyor. Akış İşi daha hızlı istiyorum ki daha ince öğütebileyim kahveyi. Çünkü değirmenlerde de şöyle bir şey var. Ne kadar ince öğütürseniz tutarlılığı o kadar artıyor çoğu değirmenin. Kalın öğütüme doğru gittikçe aslında tutarlılık azalıyor. Bu da demlemeyi kötü etkiliyor. Yani benim aklımda şu vardı. Değirmenim en iyi performansı ince öğütümde veriyor. İnce öğütümde acılığı engellemek için hızlı demlemem lazım. Hızlı demlemeyi bana origami ve en hızlı filtre veriyor. Öğütücü neyle katılacaksınız? Komandanteli. Aynen. Pink coffee. Hedef 1-2 mi? 1-1 birinci olsun. Ondan sonra bakarız. Hazırlıklar şu an ne durumdasınız? Yani %90 dediğinize göre devam ediyor daha aslında. Aslında kahve seçildi. Sadece o kahvenin hani kavrum
günleri nedir? Evet. Geri kalanların da çünkü daha elimizde biraz daha var, onları da ne zaman kabul alalım. Pahalı bir kahvede katılıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Paha önemli değil ama yani öyle denk geldi, öyle denk geldi. Kahvemiz daha düşük fiyatlı kahvelerle de katılanlar oluyor. Bunun bir adalete çekildiği bir kısım var mı? Herkesin atladığı bir yer var. Ben geçen sene de yarışma koşumu atlayamadım da oraya bastırmıştı üstüne. Compulsory round dediğimiz. Bunu mecburi zorunlu. Ama kör round. Aslında körüz de yani. Çünkü bize hiç bilmediğimiz bir kahve koyuyor önümüze. Ve bu kahveden diyor ki 3 tane kahve denilen ve arkaya gidiyor o kahve. Orada değerlendiriliyor. Tek bildiğimiz bir şey var. Yıkanmış bir kahve olacak söylüyor. Compulsory round'u çoğu kişi çok ciddiye aldı. Evet. Çünkü katılan kişilerin çoğu barista olduğu için biz bunu hep yapıyoruz mantığına geliyor. Ama aslında çok önemli bir round. Compulsory round'da aldığım puanla ilk open service'de aldığım puanın ortalaması alınıyor. Direkt ya ortalama. Yarışmacının open source'da yapabileceği hataları ne kadar kompansiyonlar yüksek alırsa orayı tolere ediyorsun. Bu kadar yani. Jüriye falan bir şey anlatmıyorsun. Ona nasıl hazırlanabilirsin? Ona farklı farklı kavurculardan 80 üstü specialty olarak baz alıyor SCA. Evet. 80 üstü kahveleri aldık farklı kavurcular. Hep oynaya oynaya çekirdekten maksimum verim almaya çalışıyoruz. Hani biz de burada şey deniyoruz. Switch deniyoruz, origami deniyoruz işte hani aslında genel bir reçete çıkartıp kafamızda nasıl bir kahve demleyebiliriz, bir yol planı çıkartıp orada direkt hani başlangıç noktası belirlemeye çalışıyoruz. Ama en azından bir yol planımız olacak. Diyeceğiz ki diyelim ki 90 derecesi değil, su değil. 85 ile başlayalım diyeceğiz mesela. Asıl değerlendiren kısım bence en önemlisi kompansiyon. Çünkü burada senin aslında net yeteneklerin ve tadım şeylerin evet. Bir eşit çıkarma, barista'nın ortak yeteneği bence orada ön plan çıkıyor. Open service yani ilk servis ettiği, jüriye sunduğun, kendi kahve sunduğun kısımda orası çok değişkenli bir yer. Oradaki çünkü bu sefer yarışma heyecanı, sunum yapma heyecanı, konuşma heyecanı giriyor. Kahven istediği kadar iyi olsun. Hani 1000 dolarlık kahve kullan. Ama orada yaptığın hata var. Evet. Ve sen aslında yanlış hazırlandıysan ve vaat ettiğin şeyleri jüri alamıyorsa ya da yanlış alıyorsa bu konuda... Bardağı şey eksik. Bardağı eksik ve sen olmuşsun. Bu sene iyi okuyorum. Alamıyorsan hiçbir önemi yok. İstediğin kadar pahalı kahve de. Etkisi ne kadar? Compulsory ile ilk turun ortalaması alınıp direkt ilk 6'ya girenler bir üst tura çıkıyor. Hadi kahve içelim. Kahve hadi. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kernel Coffee'deydik bu hafta. Evet, Kernel. Kernel. Abone olsunlar mı? Büşralar. 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 Togaylar. Togaylar. Gökhanlar. Gökhan mutlaka abi. Gökhan gelmiyor. Kernel Coffee.